Tamam. Ani gündelik, ani ve gündelik sıkıntılara ve mutluluklara aldanma. Kalıcı ve uzun soluklu olanlara bedel öde. Onları almaya çalış. Yani geçici sıkıntı ve mutluluklara aldanma. Kalıcılara bedel öde. Nefse emmare ve şeytan bunların zamanlarını, ömürlerini uzun tutmaya çalışıyor. Düşündürerek sana. Kalıcılara bedel öde ne demek yani abi? Mesela kalıcı şeylere ömür ver. Yani kalıcı şeylere emniyet ver. Mesela sıkıntı kalıcı değil, istesen de kalmaz. Geçici keyifler de, gayrimeşru şeyler de istesen de durmaz, o da gider. Mesela ruhsal olan şeyler kalıcıdır. Bedensel olan anidir. Bedensel hazlar, bedensel zevkler, bedensel elemler ve sıkıntılar anidir ve fanidir. Onlara aldanma. Yani eleminden ve sıkıntılarından fazla tasalanma. Lezzetinden de, zevklerine, keyiflerine de öyle ihtimam etme. Kalıcı değildir, anidir. O zaman kalben, ruhen, vicdanen, hissettiğin, zevk ettiğin şeylere emniyet. Evet. Diyor ki, şeytan bedensel hazları ve sıkıntıların uzun olmasını şöyle sağlıyor. Bir şeyi düşünürseniz onun ömrü uzun olur. Sıkıntıyı düşünürseniz sıkıntı uzar. Emniyet veriyorsun. Emniyet verince uzuyor. Bunlar istikametlerinde, iyilik yapmalarında, yani dava ve derslerinde süreklilikleri olmayanlarda ortaya çıkıyor. Mesela bir insan bunlara nasıl emniyet verir? Görürsünüz bir insanı. Bir insanı görürsünüz. Bir gelir böyle 50 sayfa kitap okur. Bir de bir ay yok o adam. Bir ay. Yani devamlılığı olmayan kişilerde, zıkzak yapanlarda bu geçici lezzet ve elemlere ihtimam verir. Hayatları mesela bir gelir böyle kenara çekilir dershanenin. Yaşadım böyle, gördüm. Belki de 5-6 saat namaz kılar. Tövbe namazı diye. Tövbe namazı nasıl tövbeyse. Öyle sordum. Tövbe namazıymış. Öyle bir namazı yok ya. Kendisi uydurdu. Sormuyor da bana. Ne namazı kılıyorsun ki tövbe namazı olsun? Kimlerde bunlarda çok oluyor diye yakine müşahede ettim. Hayatlarında devamlılık olmayanlarda. Çok tuhaftır. Devamlı olmayanlarda bir anda böyle bir depara kalkar, belki bir hafta yok. Bunlar sanki bütün olumsuzlukları üzerine çeken bir mahluk. Hayatlarının her safhasında sanki bütün olumsuzluklar onu buluyor. Niçin? O böyle nasıl bir tip ise şaşırıyorum ben de. Dava ve derslerinde süreklilikleri olmayanlar da ortaya çıkıyor. Az dahi olsa sürekli tutamayanlar da ani sıkıntı ve mutluluk ortaya çıkar. Onlara emniyet verirler bunlar. Yani sürekliliği olmayanlar da. Şimdi çok hoşunuza gidecek. Ölüm korkusu, öyle herkesi dehşetlendiren ölüm bakın nasıldır. Bunun hakkında çok sözlerim, yani konuşmam var, söyleşim var. Ders olmayana söyleşi denilir böyle konuşmalara. Bakayım bugün çıkan, aynama düşen, bugün şey okuyorum, kanun okuyorum. Kanun okuyorum. Ölümü çok dinledik ama bakın bugünkü nasıl olacak? He işte bakalım. Kanun çalıştığım için masamda görüyorsun öyle. Belki de 6-7 saat çalışıyorum şu anda kanun. Kanun bitti. Ölüm de kanunu tekemül içinde bir sistem. Bakayım neymiş. Ölümden bu kadar korkuyorsan,
Demek hala kendinin zannettiğin hayatın var demektir. Yani sen kullandığın hayat senin var zannediyorsun hala. Ölümden korkuyorsan demek hala kendinin zannediyorsun hayatı. Bu hayat seni zannediyorsun. Bu hayat kullanıyorsun sen. Arabayı kullanıyorsun. Şimdi bak. Dava adamı olman için kaybedecek bir şeyin kalmaması lazım. Sana ait hayatın mı var ki içine koyacaklarını düşünüyorsun? Sana ait hayat mı var ki içine neleri koyacağını düşünüyorsun? Dava adamının kaybedecek bir şey kalmaması lazım. Bazıları kabre cebredilir, bazıları davet edilir. Bunlar suretin hakikatına kim bu? Bazıları mesleviden geçiyor. Cebredileceksiniz diyor. Kabre cebredilmeden önce bu davete icabet edin diyor. Demek ki bazıları davet ediliyor, bazıları kabre cebrediliyor. Kim onlar? Tamam mı? Bunlar suretin hakikatına dönüşmenin merakını yaşarlar. Bunlar kim? Davet edilenler. Şu alem-i şehadet, alem-i gaybin üzerine tenteneli perdedir ve surettir. Suretten hakikata geçmeyi gayret edenler bunlardır. Davet edilenler. Davet edildiğini nereden biliyorsunuz? Suretten hakikate geçmeyi zorlanıyorlar. Zorluyorlar işte. Bununla meşguller. Demek ki davet ediliyoruz. Âli ruhlar terk ettiği mekana ve bedene asla geri gelmezler. Bak. Ne kadar, kaç yaşındasın sen? 46. 46 yaşındasın. 46 senede 2 kat 80, 92 tane beden değiştirdin. Senede 2 defa. Ne yaptı? 92 tane beden değiştirdi. Âli ruhlar terk ettiği yere gelmek istemezler. Kim gibi? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretinden sonra Mekke'ye fetihten başka dönmediği gibi. Bir daha gelmedi Mekke'ye. Kalu beladan ebede doğru hayat serüveninin en keskin evrildiği virajdır ölüm anı. Kalu bela elestu bi rabbikum kalu bela dan başlayıp ebede doğru giden hayat serüveninin en keskin virajıdır ölüm anı. Ölüm anı artık uykunun bittiğidir ve son uyanıştır. Ölüm anı sonsuz yaşayacağın hayatına şahit olmaktır. İlk defa duyacağını söyleyeceğim Mehmet. Şunları duymuştun zaten, şu anda söyleyeceğim. Hayat, dört melaikenin hayat hangi meleğe ait temsilcilik? Hayat. İsrafil. Hayat, İsrafil. Azrail olur mu ya? Azrail ruhları. Kabz-ı ruh. Vahiy, yani şuur, Cebrail. Yani bedensel Mikail, beşeriyet Mikail. Hayat İsrafil, dima yani Cebrail, vahiy, dima, kafa, ceberut, Cebrail, ruh Azrail. Ölüm anı söyleyeceğim. İsrafil Aleyhisselam'ın Azrail Aleyhisselam'a devir teslim ettiği andır. Devri teslim yapılıyor. Devam ediyorum. 230. Ölüm bilinendir ama bilemediğindir. Biliyorum. Herkes ölüyor. Ölenlerden biliyorum ki ölüm var ama ben de hala bilmiyorum. Çünkü tatmadım. Kaçmak mümkün olmadığını bildiğim halde kaçtığım şeydir.
kaçmam mümkün olmadığını bildiğim halde kaçtığım, kaçışım nedir? Unutmaya çalıştığım şeydi. Yüzleşmek istemiyorum. Dünyada her şeyi ciddiye aldırandır ölüm. Dünyada her şeyi ciddiye aldırandır ölüm. Ölüm anıdır ama ölüm andır, andadır ama korkusu ise hayatın mayasıdır. Her safhasında vardır. 46 senenin içerisine doludur. 46 seneyi anlamlandıran, mayalandıran ve iksirlendiren, değiştirip dönüştüren ölümdür. Ölümün anlamak için ölümsüzlük olsa ne olurdur sorusunda yatıyordur. Ölüm olmasaydı hayat tamamen anlamını ve ciddiyetini yitirirdi. Tiyatro olurdu. Laçka olurdu hayat. Yaşadığın anları öldürüp bedenine, yani yaşıyoruz ya gafletle. Gafletle yaşarsak an diyor ki yaşadığın anları öldürüp bedenine gömen bedenini toprağa gömmek istemez. Yani gündelik yaşayanlar hayatlarını bedenlerine gömmüşlerdir. Ruhları bedenlerine gömülü olanlar bedenlerini toprağa gömmek istemezler. Ruhlarına bedenini sokanlar bedeninden kurtulmak için bedenlerin toprağa sokmak iştiyakındadırlar. Bedenin ruhuna gömen, bak bedenini ruhuna gömen ölümü de öldürmüş demektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mutu kablen temutu, ölmeden önce ölünüz. Ne demek? Beden hayatını yaşamayıp ruhsal hayatını yaşayan bedenini ruha gömmüştür. Ani zevklerin, korkuların peşine koşmayıp ruhunu esas alan âli ruhlar kabire davet edilir. Celbedilmeden önce davete icabet et diyor Üstad Hazretleri. Peki kim o? Bu kazanım arif olanlar anlar diyor. Bak arifliği şey yapayım size. Arif kendi günahlarının dışında her yöne kayıtlanmayandır. Allah Allah. Olamazdı ya. Sen Ramazan gelmeden davet mi diyor? Evet.